Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiildeki anlam ve kişiyle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla çekimli eylem kullanılmıştır? Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden dizelerinde kar sözcüğü isimdir. Dır eki de burada ek fiilin geniş zaman çekimi olarak karşımıza çıkar. Bakın çekimli bir fiil yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin. Unutulmuş sevdikleriniz aşkına. Kalmak sözcüğü fiildir. Dı ise burada görülen geçmiş zaman kipekidir. Bakın bir tane çekimli fiil var. Unutulmuş sevdikleriniz derken buradaki mış eki sıfat fiil olarak karşımıza çıkar. Bir tane çekimli fiil kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Kaybolmuş sevdikleriniz aşkına, Allah aşkına, gök deniz aşkına. Bakın yine kaybolmuş sevdikleriniz derken buradaki mış da sıfat fiildir. Çekimli bir fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Burada güzellik sözcüğü isim görevindedir. Dir de yine ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bırakılmış şiir derken mışmış burada sıfat fiil ekidir. Zaten sözcük de sıfat görevinde kullanılmış. Şiir isim, nasıl şiir? Yarım bırakılmış şiir niteleme sıfatıdır. O yüzden burada çekimli herhangi bir fiil yok. Bunu da elemiş oluruz. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam, uyandırmayın beni. Uyanamam dizelerinde bakın uyandırmayın emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil görüyoruz. Bildiğiniz gibi emir kiplerinin ekleri yok arkadaşlar. Uyanamam kelimesi ise birleşik yapılı bir fiildir. Uyanmak fiil şuradaki e sözcüğü nedir biliyor musunuz? Yeterlilik fiilinin ebilmek fiilinin olumsuzu var karşımızda. Olumlusunu yapalım arkadaşlar. Uyanabilirim olur. Peki burası uyanabilirim ise buradaki mame neyin olumsuz olarak karşımıza çıkar? Bakın geniş zamanın olumsuz olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla uyanamam kelimesi geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Bakın iki tane çekimli fiil var. Uyandırmayın ve uyanamam sözcükleri çekimli fiillerdir. Birden fazladır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır? Çıkarıp da ağzımdan şu sihirli cümleyi seni seviyorum diyemedim. Yenip de şu kahrolası gururumu güzelim sana dönemedim. Dönemedim kelimesi ebilmek yeterlik fiilinin olumsuzuyla oluşmuş kurallı birleşik bir fiil görüyoruz. Di nedir burada? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Başka çekimli fiil var mı? Tabii ki var. Seviyorum kelimesinde sevmek fiil, yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman kipidir. Diyemedim, diyebildim olur. Yine yeterlilik fiiliyle çekimlenmiş, bakın kurallı birleşik bir fiil görüyoruz. Buradaki di nedir? Bu da yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Başka da herhangi bir çekimli fiil yok. 3 tane çekimli fiil var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir eylem yoktur? Dilek kiplerimiz neydi arkadaşlar? Gereklilik kipi vardı malum eli. Dilek şart kipi vardı SSA. Emir kipi vardı eki yok. Bir de istek kipi vardı AE. Seçeneklere baktığımızda haydi artık uyuyan destanını uyandır derken bakın burası emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Buradaki dır eki ise bildirmekidir arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Senin de destanını okuyalım ezberden. Okumak fiildir. Buradaki A istek kipeki olarak karşımıza çıkar. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin ifadesinde işlesin. Yine emir kipiyledir. Bırak sözcüğü de bakın burada emir kipiyle çekimlenmiştir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yürü. Aslanım,
fetih hazırlığı başlasın, başlasın, emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil, yürü, yine emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. D seçeneğine baktığımızda ise bilmem neden gündelik işlerle telaştasın ifadesinde, bakın buradaki bilmem sözcüğünün olumlusu nedir? Bilirim olur. Doğru mudur? Bilirim. Peki bilirimdeki bilmek fiil ir nedir? Geniş zamandır. O halde burada mame eki geniş zamanın olumsuzu şeklinde kullanılmış bir kip ekidir. Herhangi bir dilek tasarlama kiplerinden biri kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, iş, oluş ya da hareket bildirmemektedir diyor. Yani yüklem fiilden oluşmamaktadır diyor arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda yazarın kültür mirasımızı yansıtan son kitabı beni büyüledi. Bakın büyüledi sözcüğü nedir? Yüklemdir. Büyülemek nedir? Fiildir. İş bildiriyor arkadaşlar. Hareket bildiriyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Karadeniz bölgesinde özellikle yayla turizmi gelişmiştir. Gelişmek fiildir. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Çay bahçesinde otururken yanımıza bir dilenci yaklaştı. Yaklaşmak fiildir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Sınav sonuçları gelecek hafta açıklanacakmış. Açıklanmak fiildir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise turizm etkinliklerinin ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Büyük sözcüğü sonuna makmek eki alamadığı için nedir arkadaşlar? İsimdir. Büyümekten büyük olmuş. Buradaki K eki nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sözcük isim görevinde. Bundan dolayı da iş, oluş, hareket bildirmiyor. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır? Birleşik zamanlı fiil nasıl oluyor arkadaşlar? Basit çekimli fiillerin sonuna ek fiillerin gelmesiyle, yani idi, imiş ve ise ek fiillerinin gelmesiyle oluşur. Seçeneklere baktığımızda sular sarardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta dizelerinde, bakın sarıdan sararmak olmuş, yapım eki almış. Sararmak fiildir. Buradaki d da görülen geçmiş zaman kip ekidir. Birleşik çekimli değildir. Yine solmakta ifadesinde makta mekte eki burada yor anlamında kullanılmış. Yani burası da şimdiki zaman kip ekidir. Bu da basit çekimli bir fiil. Kızıl havaları seyret ifadesinde seyret sözcü emir kip ile çekimlenmiş bir fiil. Akşam olmakta yine makta mekte eki burada akşam oluyor anlamına gelir ve şimdiki zaman eki olarak kullanılmıştır. Buradaki bütün fiiller basit çekimli fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Başka sanat bilmeyiz. Karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz dizelerinde ise bakın bilmeyiz. Olumlusunu yaparsak biliriz anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki mame ır ekinin yerine geçmiştir. Geniş zamanın olumsuzu şeklinde karşımıza çıkar. Bu da bir tane kip eki aldığını gösteriyor. O yüzden bu da basit çekimli fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Burada kımıldatır ifadesinde kımıldatmak fiildir. Ir nedir? Geniş zaman kip ekidir. Bakın burada da bir tane kip eki var. Ek fiil yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ellerim takılırken rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. Asılmak fiil. D burada görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bir tane kip eki almış. Basit çekimli bir fiil. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, sonra bir gölge belirmişti, kuş uçmaz yoldan. Burada arkadaşlar belirmişti ifadesine bakalım. Belirmek fiildir. Miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. T nedir burada? Ek fiildir. Peki ek fiilin neyi? Hikayesi. Bakın
basit çekimli bir fiile ek fiil gelerek, yani idi eki gelerek basit çekimli fiil birleşik zamanlı, birleşik çekimli hale gelmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Kimi zaman yazı yazma sıkıntısı beni alır bir uçurumun kıyısına götürür. Yazmak gelmez içimden. Her şey bitti gibi gelir bir anda. Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri fiil değildir demiş. Buradaki kelimelere baktığımızda 5 numaralı kelimede bakın gelmek fiildir. İr nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipekidir. Burada gelmek kelimesi fiil görevinde kullanıldığı için bunu elemiş oluruz. Yine bitti derken bitmek fiildir. Buradaki t ise görülen geçmiş zaman kipekidir. Bu da fiil görevinde kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Alır kelimesine bakacak olursak almak fiildir. Ir burada geniş zaman kipeki olarak kullanılmış. Almak da fiil. Bunu da elemiş oluruz. Yazmaktan yazı olmuş arkadaşlar. Bakın yazmak fiil. Yazmaktan yazı. Buradaki ı fiilden isim yapım ekidir. Bu sözcük artık fiil olma özelliğini kaybedip isim görevinde kullanılmıştır. Yine yazmak kelimesinde yaz fiildir. Yazdan yazmak olmuş. Yani isim fiil ekini almış. Buradaki makmek eki isim fiildir. Dolayısıyla fiilden isim yapım ekidir. Çünkü tüm fiilimsiler yapım eki görevindedir. Velhasılı bir numaralı sözcükle 3 numaralı sözcük isim görevinde kullanılmış. Diğerleri fiil görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem ötekilerden farklı bir kiple çekimlenmiştir? Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Bakın ger sözcüğü burada yüklemdir. Germek fiildir. Aynı zamanda emir kipiyle çekimlenmiştir. Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Ver sözcüğü yüklemdir. Bu da arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmiştir. Şu benim hesabı gör yavaş yavaş. Gör sözcüğü yüklemdir. Aynı zamanda emir kipiyle çekimlenmiştir. D seçeneği dursun. Otur başucuma sor yavaş yavaş. Bakın sor yüklemdir. Aynı zamanda fiildir ve emir kipiyle çekimlenmiştir. Bütün sırlarını söyler yavaş yavaş. Buradaki söyler sözcüğü yüklemdir. Söylemek fiildir. R geniş zaman ekidir. Dolayısıyla D seçeneğindeki söyler ifadesinin farklı bir kipekiyle çekimlendiğini, geniş zaman kipekiyle çekimlendiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ar, er, ır, ir, ur, ür, r eki ötekilerden farklı bir zaman anlamı katmıştır? A seçeneği dursun. Yazar hem romanlarında hem de hikayelerinde toplum sorunlarını dile getirir. Bakın getirmek fiil, r burada nedir? Geniş zaman kipekidir. Bu anlamıyla kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Dedem her akşam bizi etrafına toplayıp geçmiş günleri anlatır. Anlatmak fiil, r burada yine geniş zaman kipeki olarak kullanılmış. Her akşam diyor zaten, geniş bir zaman diliminden bahsetmiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Derginin yazarları akşamları toplanıp edebiyat sohbeti yaparlar. Yapmak fiil, ar burada geniş zaman kipekidir. Burada da geniş zaman anlamında kullanılmış. Her akşam ya da akşamları ifadesiyle geniş bir zaman diliminden bahsediyor. Bunu da elemiş oluruz. Bütün öğrencilerine her zaman en iyi şekilde ve adaletli davranır ifadesinde davranmak fiil, ır eki burada yine geniş zaman kipeki olarak kullanılmış. Her akşam dediği için de geniş zaman anlamı katmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda ise yazarın ilk hikayesi birkaç yıl önce Türk Dili Dergisi'nde yayımlanır. Bakın yayımlanmak fiil, ır nedir burada? Geniş zaman kipeki olarak karşımıza çıkar. Peki olay geniş zamanda mı gerçekleşiyor? Hayır.
birkaç yıl önce demiş. Yani geçmiş bir zaman diliminde gerçekleşiyor olay. Peki burada nasıl bir anlamsal olay var? Fiillerde anlatmıştık. Konu anlatım videolarımızda vardı hatırlarsanız. Burada anlam kayması, zaman kayması söz konusu arkadaşlar. Yayımlanır değil, ne olması lazımdı? Yayımlanmış olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani yayımlanmak kelimesinin duyulan geçmiş zaman kipekiyle ya da diğer adıyla öğrenilen geçmiş zaman kipekiyle çekimlenmesi gerekirken neyle çekimlenmiş? Geniş zaman kipekiyle çekimlenmiş. Burada anlam kayması var. Farklı bir zaman anlamı katmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gereklilik kipi ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? Gereklilik kipimiz neydi arkadaşlar? Malı meleke. Seçeneklere baktığımızda gitmeliyim bu viran şehirden, sana mahkum olmalıyım. Bakın buradaki malı mani ekleri cümleye görmüş olduğunuz gibi gereklilik anlamı katmıştır. İnsan yanınca kerem misali yanmalı. Uykudan bile mahşer günü uyanmalı. Buradaki malı meli de cümleye gereklilik anlamı katmıştır. C seçeneği dursun. Yaş ilerliyor. Artık geçti bizden. Kişi ev bark edinmeli vakitken. Malı meli eki burada da yine görmüş olduğunuz gibi gereklilik anlamı katmıştır. Geniş bahçeli evimden bakmalıyım kızıl akşamlara. Bakmalıyım derken burada da gereklilik anlamı katmıştır. C seçeneğine baktığımızda ise aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla. Halay çeken kızlar misali kol kola. Bakın aşklar uçup gitmiş olmalı derken arkadaşlar burada malı meleki cümleye gereklilik anlamı değil, ihtimal, olasılık anlamı katmış. O yüzden diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Garip der ki neyleyim? Derdimi kime diyeyim? Can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için. Bu dörtlükte çekimli kaç eylem vardır? Bu dizelere baktığımızda der sözcüğü geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Neyleyim sözcüğü emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Diyeyim kelimesi ae istek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Gel sözcüğü yine emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Göreyim kelimesi istek kipekiyle çekimlenmiş bir fiildir. Öleceğim kelimesi de acak ecek gelecek zaman kipekiyle çekimlenmiş bir fiildir. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çekimli fiil görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mame-eki eylem kök ya da gövdesine olumsuzluk anlamı katmamıştır? A seçeneği dursun. Eskişehir'imizi anlamayan bir nesille karşı karşıya olmak üzücü bir durumdur. Bakın buradaki mame-eki cümleye olumsuzluk anlamı katmış, bunu elemiş oluruz. Çocuk hata yaptığında hemen kızmayın, düzelmesini bekleyin. Yine buradaki mame-eki de cümleye olumsuzluk anlamı katmış, bunu da elemiş oluruz. Sınava birkaç gün kala sakın ders çalışmayın, kafanızı dinleyin. Buradaki mame-eki de cümleye olumsuzluk anlamı katmış, bunu da elemiş oluruz. Alanı ile ilgili incelemediği kitap neredeyse kalmamıştı ifadesinde mame-eki cümleye olumsuzluk anlamı katmış, bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise burada yaşamanın birçok zorluğu olduğunu herkes söylüyordu. Bakın sadece burada mame-eki olduğunu görüyoruz. Yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. Yani buradaki a-eki arkadaşlar isimden fiil yapım ekidir. Buradaki mame-eki ise isim fiil ekidir. Dolayısıyla fiil olan sözcüğü tekrar isim yapan yapım eki durumundadır. Bundan dolayı olumsuzluk anlamı katmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Bu dizelerde yer alan eylemlerin kipleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakın burada
sen bana bakma ifadesinde bakma emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil olarak karşımıza çıkar. Yine ben senin baktığın yönde olurum. Olmak fiil. Ur nedir burada? Geniş zaman kipekidir arkadaşlar. Da birinci tekil şahıs ekidir. Şimdi bir emir kipi, ikincisi de geniş zaman kipeki. Seçeneklere baktığımızda bakın emir kipi, geniş zaman kipeki demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 13. soruya. 13. soruda aşağıdakilerin hangisinde fiile eklenen mış mış eki dizeye başkasından duyulma, aktarılma anlamı katmıştır? Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Bakın burada eylemi kendisi yapıyor. Başkasından duyma anlamı yok. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Çok çalışmış, çok da yorulmuşsun halinden belli. Arkadaşlar burada da başkasından duyma anlamı yok. Bunu da elemiş oluruz. Güzel, ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi. Bakın burada da başkasından duyulma, aktarılma anlamı yok. Bunu da elemiş oluruz. Siyah saçın halkalanmış, örülmeyi örülmeyi. Burada da başkasından duyulma anlamı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda iki satır mektup yazıp veda etmiş hayata. Bakın veda etmiş derken buradaki mış mış eki nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Kendisi görmemiş. Veda ettiğini hayata başkasından duyuyor. Bu kişiye başkası aktarıyor arkadaşlar. Kendi olaya şahit olmamış. Duyduklarını ifade ediyor. Yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Burada başkasından duyulma, aktarılma anlamı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.